Okuyan Kahraman Hayalet Rüzgar'ın Laboratuvar Keşfi. Rüzgar Mutluluk Tepesi'nde yaşıyordu. Her akşamüstü güneş batmadan ağaç evine çıkar, burada kitabını okur ve kendini kitabın içindeki hikayede hayal ederdi. Bembeyaz bir pelerinin olduğunu, hayal ettiği her yere hayalet gibi gidebildiğini düşünüp hikayenin içinde gezerdi. Bazen yeryüzünde geçerdi hikaye, bazen gökyüzünde. Nerede olursa olsun fark etmezdi rüzgar için. O okudukça güçlenir, güçlendikçe daha fazla yere yolculuk edebilirdi hayalleriyle. İşte yeni bir gün, yeni bir hikaye. Laboratuvar keşfi. Deney, bilim. Hayalet rüzgar için iki gizemli kelimeydi. Bilimin var olanı deneylerle çözümleyip gözle görülür hale getirmesini, şifreli bir kapıyı açmak gibi heyecan verici buluyordu. Hayalet rüzgarın bu heyecanı ilk kez yaşadığı deney sihirli şelalelerdi. Renkler Ülkesi adlı hikayesini okuyunca hikaye bitiminde de annesiyle buradaki sihirli şelalelerin deneyini yapmışlardı. İşte ara renkleri keşfettiği bu deneyim onu bilimle tanıştırarak merak ve öğrenme arzusunu artıran ilk kıvılcımdı. Her gün karşılaştığı sıradan sayılabilecek olaylar aslında hiç değişmeyen kusursuz detaylardan oluşuyordu. Bunun farkına varmak hayalet rüzgarı yeni keşifler için daha da heyecanlandırdı. Bu heyecanla içindeki deneyleri yaparken bilimin gizli şifrelerini çözebileceği bir kitap aramaya başladı. Aradı, taradı, kitaplığının her yerine baktı. Fakat deneylerle ilgili hiçbir kitap bulamadı. O kadar hevesliydi ki istediği kitabı bulamamak bile moralini bozamadı. Pes etmeye de hiç niyeti yoktu. Sanırım annemden yardım isteme vakti geldi diyerek annesine seslendi. Beraber kitaplığa tekrar baktılar. Maalesef Renkler Ülkesi'nden başka içinde deneyler olan bir tane bile kitap bulamadılar. Annesi, madem istediğimiz kitabı bulamıyoruz, o zaman kendimiz bir deney kitabı hazırlayabiliriz dedi. Bu fikir Hayalet Rüzgar'ın çok hoşuna gitmişti. Adı da Hayalet Laboratuvar olsun o zaman dedi heyecanla. Bu isim de annesinin çok hoşuna gitmişti. Kendi kitaplarını hazırlamak için büyük bir hevesle işe koyuldular. Hayalet Rüzgar'ın annesi öğretmendi. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak ilk önce öğrencileriyle severek yaptığı deneylerin bir listesini hazırladı. Hayalet Rüzgar bu listeden kitaba koymak istediği deneyleri seçince annesi de seçilen deneylerin yazılı olduğu kağıtları bir kavanoza koydu. Hayalet Rüzgar'a deney yapacağın günleri hayalet takvimde işaretleyelim. O gün bu deney kavanozundan seçtiğin deneyin malzemelerini hazırlarız. Deneyimizi yaptıktan sonra da Hayalet Laboratuvar adlı kitabımıza deneyimizi yazarız dedi. Hayalet Rüzgar sabırsızlıkla deney günlerinin gelmesini bekliyor. Her gün takvimini kontrol ediyordu. Son 3 gün, son 2 gün ve büyük gün geldi diye heyecanla gün sayıyordu. Hayalet takvimine işaretledikleri günler geldiğinde kavanozdan seçtikleri deneyleri yaparak kitaplarını hazırladılar. Artık Hayalet Rüzgar'ın kitaplığında deneylerle ilgili bir kitabı vardı. Adı da Hayalet Laboratuvar'dı. Sen de yaptığın deneyleri videoya çekip Instagram sayfamız Hayalet Rüzgar'a göndererek diğer hayalet profesörler ile paylaşabilirsin. İlk deneylerinin adı Volkan deneyiydi. Hayalet Rüzgar bu deneyi babası ile birlikte yapmak istedi. Çünkü babasının adı da Volkan'dı. Hayalet Rüzgar deneyini yaparken babası da onu videoya çekti. Böylece beraber paylaştıkları bu anı hiç unutmayacaklardı. Volkan deneyi. Yanardağ nasıl püskürür? Malzemeler, yapılışı ve oluşan karışım yanardağ gibi püskürür. İkinci deneyimiz havanın gücü. Malzemeler, yapılışı ve hava boşalana kadar CD sağa sola hareket eder. Deney 3. Balon roketi. Malzemeler, yapılışı. Bu roket gerçek olsaydı seni nereye götürmesini isterdin?
Deney 4. Renklenen çiçekler, malzemeler, yapılışı. Birkaç gün sonra rengarenk çiçekler karşınızda. Deney 5. Yüzen yumurta. Yumurtayı nasıl yüzdürürüz? Malzemeler, yapılışı ve karşınızda yüzen yumurta. Deney 6. Kaybolan su. Su buharlaşır mı? Malzemeler, yapılışı. Sence kaybolan su nereye gitti? Deney 7. Küsen mum. Havadaki oksijen yanmayı sağlar mı? Malzemeler, yapılışı. Bardak daha büyük olsaydı mum daha mı geç yoksa daha mı erken sönerdi? Deney 8. Hava kalkanı. Havanın gücü var mı? Malzemeler, yapılışı. Su ile kağıt arasında havanın kalkan gibi suyun kağıda ulaşıp ıslatmasını engellediği açıklanır. Deney 9. Elektriklenme. Elektriklenme nasıl oluşur? Malzemeler, yapılışı. Kalemin yünlü kumaşa sürtülmesiyle elektrik yüklenip dokunduğu kağıt parçalarını çektiği gözlemlenir. Deney 10. Erime, donma. Erisin mi, donsun mu? Malzemeler, yapılışı. Böylelikle suyun katı ve sıvı hali gözlemlenir. Hayalet Rüzgar yeni bir keşfi daha başarıyla bitirdi. Bu deneyler onu daha da güçlendirmiş, kendisini gerçek bir bilim adamı gibi hissetmesini sağlamıştı. Fen ve doğa etkinlikleri, çocukların çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırırken merak ve öğrenme duygularını da harekete geçirir. Uygulanan deney alıştırmaları akıl yürütme becerilerini destekler. Olayların oluş sıralarını, neden ve sonuçlarını, benzer ve farklı özelliklerini ayırt edebilmelerini sağlar. Öğrendikleri bilgileri gündelik hayatta kullanma ve karşılaştıkları problemleri çözme becerilerini geliştirir. Böylece temel eğitimde karşılaşacakları fen bilgisi kavramlarının öğrenimi ve problemleri çözümleme becerileri desteklenir.